İbrahim suresi 13, şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler resullerine dediler ki, yani peygamberlere, mehdilere, muhakkak ya sizi toprağımızdan süreceğiz ya da dinimize geri döneceksiniz. Bu ne demektir? Size baskı yapacağız diyorlar. Nasıl oluyor şu zaman, ahir zamanda? İnternetten, radyolardan, televizyonlardan, basından, işte dedikodu yaparak baskı yapıyor. Dinimize geri döneceksiniz. Yobazlığa veyahut darvinizme, materyalizme. Yani fikirde baskının yanlışlığını Allah Kur'an'da vurguluyor. İnanca baskının çirkinliğini vurguluyor. Böylelikle Rableri kendine vahyetti ki şüphesiz biz zulmedenleri helak edeceğiz. Şimdi buradaki ayette ne görüyoruz? Allah ne diyor? Şüphesiz biz zulmedenleri helak edeceğiz. Aslımızda ne görüyoruz? Her zulmedilen helak ediliyor mu, edilmiyor mu? Evet. Ya Allah kalbini parçalıyor, ya beynini parçalıyor, ya birini musallat ediyor ama Allah bir şekilde helak ediyor. Bak şüphesiz biz zulmedenleri helak edeceğiz. Mehdiyet zıttı her hareketin helak olacağını Allah vahiy ile bildiriyor. Kader böyle. Önce mehdiyete saldırtıyor Allah, sonra da helak ediyor. Onun için mehdiyete karşı her mücadele eden mutlaka helak olacağını bilecek. Allah tarafından bir şekilde helak edileceğini bilecek. Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. Onları helak edeceğiz diyor Cenab-ı Allah. Ondan sonra o arza mutlaka sizi yerleştireceğiz. Yani arz neresi? Dünya. Dünyaya yerleşmek ne demek? Dünyaya hakim olacaksınız. İşte bu makamımdan korkana, Allah'tan korkana ve tehdidimden korkana ait bir ayrıcalıktır. Şimdi makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait bir ayrıcalıktır. Kim bunu yapıyorsa diyor Allah, dünya hakimi yaparım diyor. Hakkıyla iman eden bir kişi bile olsa Allah İslam'ı dünyaya hakim ediyor. Bir kişi. İnşallah. Tek bir tane bile iman eden olsa, hakkıyla iman ederse dünya hakim ediyor Allah. Peygamberler, mehdiler fetih istediler, hakimiyet istediler diyor Allah. Sonunda her zorba inatçı, şiddet kullanan, dehşet saçan, her deccal inat eden, bak inatçı diyor, inat eden. Mesela bırakmak istemiyor iktidarını. İnatçı bozguna uğrayıp yok oldu gitti. Her yerde firavunlar tepeleniyorlar.